Kayıkta'ya, Kültürhane'ye, Çitle'ye ve Mersin'e hoş geldiniz. Karetta Ekolojik Ahval 7. programındayız. Ben geçen gün 4, 5, 6, 7 de sayarken şeyi de fark ettim. Aslında bu Ekolojik Ahval 7. programı ama asıl Karetta, tüm Karettalar bugünküyle beraber 25. programa geldik artık. 1 Mart 2019'da başlayan yolculuğumuz devam ediyor. Ekolojik Ahval'de bir şey daha dikkatimi çekti. Yani tuhaf bir, güzel bir rastlantı olarak her hafta başka bir ilden, ülkeden konuk almıştık. Bu hafta bu devam ediyor. Bugün de Almanya'dayız. Konuğum bir akademisyen, bir sosyolog, Seyzai Ozan Zeybek. Onunla yayınlanan son kitabı, hayvanlar ana başlık ama alt başlıklarıyla beraber tam söylersek, Türkiye'nin yakın tarihinde hayvanlar, sosyal bilimleri insan olmayanlara açmak kitabı üzerinden konuşacağız. Ama tabii Ozan konuk olunca Ozan'ı tanıyacaksınız zaten şimdi birazdan. Konu çok yerlere gidecek diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi Ozan Zeybek bir sosyolog. Sosyoloji Boğaziçi'nde ve London School of Economics'te master yaptı. Open Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Bilgi'de çalıştı 5 sene ve şu anda Almanya'da Berlin'de Alice Salomon'da devam ettiriyor akademik kariyerini. Ben bu arada yavaştan onu da yayına alayım. Ozan, hoş geldin Karetta'ya, Mersin'e. Nasılsın? Nasıl? Berlin nasıl? Selam abi, sen nasılsın? İyi, Berlin iyi. Havalar daha soğumadı, çok kötü durumda değiliz. Yani ben futbol sever olarak gıpta ediyorum Almanya'ya. Seyircili maçlar oynanıyor çünkü orada. Az da olsa. Koruma konusunda Almanya iyi durumda mı, yoksa orada da bir kritik seviye gelindi mi? Ya burada kritik seviye var. Merkel şey dedi, yani kontrol edemeyeceğimiz bir sınıra çok yakınız. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Burada da vakalar artıyor. Sıkıntılı. Yani burada da her yerde olduğu gibi okullar açıldı. Yüz yüze eğitim veriliyor. Belki ama bir farkı var işte İstanbul'dan. İstanbul'da kıyaslama imkanı varsa şehirler daha küçük olduğu için zaten insanlar yani çok üst üste yaşamadıkları için temas görece daha az. Öyle bir avantajı var Almanya'nın. Şimdi ben birkaç kitabına baktım senin de. Kitaplarının çoğu hep masal kitabıymış. Ben yani ona şaşırdım. Yani ilk böyle şey akademik diyeceğim kitap hayvanlar bir kitapmış. O kitapları da bir sırayla arkadaş yani izleyenlere, gerçi arkadaşlarımız onlar, izleyenler arkadaşlarımız da okuyayım böyle tek tek. Zaten bunun görüntüsünü de vereceğiz yayına. Bunlar masal kitapları. Üç Sihirli İnci, Kırmızının Mirası, Kim Kurtarsın Bu Ayıyı, sonra Torun Tomur Hikayeleri diye bir seriye başlamışsın. Sudan Kim Çıktı, Yumurtadan Kim Çıktı yayınlanmış. Bu ikisini ben, son ikisini ilk defa bugün sabah gördüm yani. Bir haberim bile yoktu. Ve sonra da Hayvanlar. Abi koskoca akademik kariyer yapar adamsın, doçentsin. Masalla ne işin var? Çoluk çocuğu mu eğlendireceksin? Nedir bu? Önce bunu konuşalım, sonra konuya geçelim. Yine bak diyeyim ben. Yani hani beraber masal anlattığımız ortamları falan şöyle bir hatırlayalım istersen. Ya evet, işte senin de var merakın, benim de yok, var. Yok benim merakım var. Ben bir de soruyorum yani. Çünkü algı bu ya. Toplumsal algıyı aslında şu an seslendiriyorum ben. Kendi düşüncem değil de. Öyle görünüyor ya. İşte börtü böcek yeşillere diyorlar. İşte çocuklarımı çocuk olma diyorlar. Aslında çocuk olmak, çocuklara anlatmak gerekiyor. Bunu ben de farkındayım ama toplumsal algıyı dillendirmek için böyle sordum aslında sana. Evet, doğru söylüyorsun. Yani masallar böyle çok nasıl diyelim, biraz aşağıda görülen edebiyat var, bir de çocuk masalı var. Ayrı bir tür ve daha aşağıdaki bir tür, işte biraz lüzumsuz bir uğraş olarak. Halbuki hiç değil, son derece bir eğlenceli masal anlatmak, dinlemek, o masallı ortamda olmak vesaire. Hem de çok yani öğretici bir tarafı var hem çocuklar için hem bence de büyükler için. Şimdi böyle bir kitap var kafamda, tasarlıyorum. Hani büyüklere masal anlatma el kitabı gibi böyle farklı masalları farklı varyantlarıyla anlatıp her birinde ne değişiyor? Hikaye anlatıcılığı ne demek? Ne önemi var? Niye bugün hala hikayelerle düşünüyoruz? Dijital çağ, televizyon var, internet var vesaire ama biz hala en temel siyasi mevzularda bile çeşitli hikaye kalıplarını kullanıyoruz aslında.
ve bu hikaye kalıp ekoloji de kullanıyor, siyasi hareketler de kullanıyor. Bunların dışında var olabilmek çok zor ve bu hikayelere biz daha çocukluktan aşinalık kazanıyoruz. Hangi hikayeleri düşünüyoruz, nasıl ahlaki kaideler oluşturuyoruz. Masallar o anlamda yani her şeyin ötesinde eğlenceli, öğretici ama aynı zamanda son derece siyasi mecralar. Hiç öyle hafife alınacak bir tarafı yok. Yani bana masal anlatma diye bir kalıp var. Devam et. Türkçe'de biliyorsun. Ya mesela bu masal hikayesini aslında şu kitabı konuşacağız bugün. Bu kitapta bile var. İşte çevre koruma nedir? Çevre korumadan önce tahrip ediyoruz, sonra mı koruyoruz? Kitaba yavaştan geçelim. Senin kitabının ön sözündeki bir sözle başlayacağım sana. Sizin okulda galiba bir esprinizmiş bu. Ozan, Ozan. Solucanın sosyolojisi olur mu? Oradan başlayalım seninle. Kitapta bu geçiyor zaten yani. Evet, Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir tartışma, ya yani muhabbet var, tartışma değil, muhabbet vardı. Yani hani çok mühim gözükmeyen ve insan da olmayan bir aktör üzerinden sosyoloji yapılabilir mi ki sosyolojinin geleneksel olarak insan toplumları ile ilgili bir çalışma sahası. İşte onu birleştirmeye, beraber düşünmeye çalıştım. Bir dönemdi hakikaten bu bilgide geçirdiğim 8 7-8 senelik bir dönem aslında. Solucan toprak altı hayatını nasıl anlayabiliriz için bir kapı açtı. İşte köpeklerle ilgili çalışırken şehrin dönüşümüyle ilgili bir kapı açıldı benim için. Büyükbaş hayvanları çalışırken Kürt meselesi, Kürt coğrafyasında neler olduğuna dair bir kapı açıldı. Onu düşünmek mümkün hale geldi. Savaşan askerlerle ilgili, savaşan hayvanlarla ilgili bir bölüm var. Askere dahil edilen hayvanlar, işte köpekler, atlar, filler zamanında başka coğrafyalarda. Bütün bunlarda böyle özne ne, millet ne, hangi aktörlerle düşünüyoruz, sosyal bilimi başka nasıl yazabiliriz gibi mevzuların kapısını açtı. Yani özetle hayvanlarla düşünmek, asimetri üstüne düşünmek, eşit olmayan, bize benzemeyen varlıklarla düşünmek hem sosyal bilimin alanını çok genişletiyor hem de bildiğimiz bazı hikayeleri yeniden ele alma imkanı veriyor. Yani bizim milliyetçilik anlatılarının içinde mesela hiç başka aktörler yok. Ekleseydik nasıl bir milliyetçilik ortaya çıkardı? Aile kavramının içinde eklesek nasıl bir aile o zaman hayal etmek zorundayız? Pek çok mevzuyu açtı. Solucanlarla beraber de dünyanın geleceğiyle ilgili düşünmek nasıl mümkün olabilirdi? Yani pahalı tarım sistemlerinden çıkıp solucanlı bir tarımın nasıl diyelim kurumlar gerektirdiği, neye benzediğine dair bir bölüm var kitapta. Savaşan hayvanlar deyince yine kitabından bombardıman kelimesinin arılardan, arı kovanından geldiğini okudum ben. Bombos herhalde Yunanca arı kovanı mı demekmiş ve eski Yunan savaşlarında kovanları atılmış birbirlerine bombos atmak, oradan da bombardıman kelimesi türemiş zaten. Evet, Kitabında yani bunları çok. çok detaylı olarak anlatılıyor zaten yani. Ya bu aralara bak, peş peş okudum kitaplar. Bülent Çık'ı okudum. Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler. Senin kitabını okudum. Şu anda Saklı Orman'ı okuyorum, Ekofer'in kitabı. Ve o kadar birbiriyle zıt ki hepsinde şey, mesela senin kitabında da var o. Bu beden bana mı ait? Çünkü bir sürü mikrop var, virüs var, bakteri var. O giriyor, bu çıkıyor. Mesela Saklı Orman'da da o var. Saklı Orman'da da işte Haskell, romanın kitabın yazarı, biyolog. Bir metrekarelik ormandaki bir yeri bir sene boyunca inceliyor. Oradaki tırtılı, likeni, yaprağı, kuşu inceliyor. Bunlar şimdi sanki okuyunca da peş peşe sanki tüm dünya bununla ilgiliymiş gibi bir yanlış algıya kapılıyorum ben. Aslında öyle bir şey yok. Kimsenin aslında bunları düşündüğü yok ama bunu düşünmek de gerekiyor. Her şeyi birbiriyle bak söyleyemedim ama söyleyeceğim, inat ettim. Bağlantılandırmak gerekiyor. Neyse, kitabını anlat biraz. Abi, ben sözü bağlayamadım. Çünkü şimdi bir de akademisyensin ya bak. Şimdi konuklara hep şeydi, böyle bir konuydu. Belli bir konu. Kabaca belli. Sen hani dedin ya, ya kitabın son bölümünü konuşalım. Orada bana bir gol attın sen. Daha başında yani. Baktım kitabın son bölümüne. İşte kızgınlık, endişe, umut. Abi kitap hayvanlar hakkında, işte solucanlar hakkında, keçiler hakkında. Bölümü de okudum. Dediğin doğru ama şunu da düşündüm. Ya bizi izleyenler kitabı okumamış büyük bir çoğunluğu muhtemelen. Onlara nasıl bunu yansıtabiliriz? Yarım saatte bunu nasıl başarabiliriz? Sen kitaptan bir başta anlatma hikayesini, sonra ben ya da ikimiz bir şekilde çözeceğiz inşallah diye düşünüyorum.
Buyur Ozan. Kızgınlık endişeye nasıl geleceğiz? Yani aslında kitap bir iktidar coğrafyasını anlatıyor. Yani Türkiye'nin yakın tarihini başka aktörleri de böyle düşünerek nasıl bir daha anlatabiliriz? Hakikaten her kalemde, her hayvan hikayesini anlatırken her zaman da yakın Türkiye coğrafyasına dair başka bir iddiada bulundum. Yani içinde o kadar başka malzemeler var ki tek bir alan, tek bir coğrafyaya bakmadan ya da tek bir konuya bakmadan, hani mesela işte Kürt coğrafyası dedik ya da mesela Ermenilerin 1915'te yaşadığı soykırım hikayesi nasıl düşünülebilir bütün bu hayvanlar çerçevesinde, bir sürü yere değen bir hikaye örmeye çalıştım. Derdim de aktörlerin sayısını arttırmaktı. Yani bizim anlattığımız hikayeleri çok daha fazla katılımcısı olduğunu, çok daha fazla etkilenen varlık olduğunu öne çıkarmaktı. Ve bütün bunları anlatırken de aslında son derece siyasi bir mevzu var ortada. Çünkü ana dert başka türlü hikayeler anlatabilir miyiz? Bu bugün özellikle çok önemli. Çünkü işte ekolojik kriz, iklim krizi hemen kapıda. Dünya değişiyor, pek çok tür yok oluyor. Büyük, yani büyük yok oluş deniyor hatta bazı çevrelerde. Böyle bir iklimde kendi tarihimizi, insanlık tarihini biraz daha girift bir şekilde anlatmak nasıl mümkün olabilir? Kendimizi nasıl farklı şekillerde anlayabiliriz? Ve en önemlisi diğer varlıklarla, bizim gibi olmayan varlıklarla ve eşitlik vaat edemeyeceğimiz varlıklarla nasıl bir kolektif, nasıl bir toplumsal hayat kurabiliriz? Ana çıkış noktası da buydu. Böyle düşününce de hani bütün bu toplum ne sorusu, biz nasıl yaşayacağız, gelecekte bizi ne bekliyor sorularının hepsi beni bir noktada kitabın son bölümüne getirdi. O da yani gelecek bize ne getirecek? Sadece insan türüyle sınırlı bir hayat yaşayamayacağımıza göre, ki öyle bir şey yok, en başından beri hiç yoktu. Bunu gördüğümüz, tanıdığımız, başka varlıklarla bir arada yaşadığımız bir toplumu nasıl siyasi bir dille yeniden tarif edebiliriz? Dert buydu ve orada da işte üç tane duyguyu ele almaya çalıştım. Kızgınlık, Şimdi endişe, umut Ermeniler da bir soykırımından noktada. bahsettin. Kitabında da bu var. 1911'den önce İstanbul köpeklerini aslında İttihat Terakki adaya gönderiyor ve orada o da bir aslında şey göç, köpeklerin göçü. Aynı sistemi aslında insanlar uyguluyor sonra yani. Orada deniyorlar gibi. Sonra da İttihat Terakki aynısını başka milletlere uyguluyor. Ermeniler uyguluyor. 3-4 sene sonrasında. Kitapta bu da var yani. Mesela o işte bir yere gidip İşte Afrika'da olsun, Barbados'ta olsun, başka ülkelerde olsun ormanları işte yerliler çok kötü kullanıyor, harcıyor. İşte keçiler yok ediyor. Biz daha iyi yaparız deyip önce yakıp yıkıyorlar. Ondan sonra da koruyoruz. Çevre koruma. Aslında onun da arka yönünü de kitabında belirtiyorsun sen yani. Korumak için önce yıkıp yakıyoruz. Sonra da hadi koruyalım diyoruz ama bu ne kadar koruma, ne kadar gerçek, ne kadar yalan. Ona da bir kitap var kitabında. Kitabının ben bölümlerini istersen baştan böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye okuyayım. Sonra 7. bölüme de geçeriz. Kitabın ilk bölümü Adalet. Sen bu bölümde işte kitabın aslında tüm yapısını bir tartışıyorsun. İşte ben not almışım buraya. Kürt meselesini ineklerle ve koyunlarla, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını keçiler ve ormanlarla, İstanbul'un dönüşümünü köpeklerle ve endüstriyel tarımı geçişi de hocalarla düşünmek demişsin. İkinci bölüm düşmanların hayvanları, hayvanların askerliği. Az önce bahsettik zaten. İşte filler, Pirus zaferinden bahsedilmiş. Ben onu isimden bilirdim ama detayını kitabında öğrendim. İşte fillerle Romalıları yenen Pers İmparatoru galiba Pirus. Ardından yakılan ve sürülen domuzlarla kaybediyor savaşı. Ve hayvanlar tüm tarih boyunca ki tarih dediğimiz insanın tarihi aslında kullanılmış. Üçüncü bölümü ise kitabın yerine edilenler, yerlerine gelenler. Sen burada tabii sadece yine insan değil, hayvanların da yer değiştirmesini yazmışsın, etmişsin. Mesela bu Kürt coğrafyasındaki o harekat, o düşük yoğunluklu tırnak içinde savaştan bahsetmişsin biraz da. Orada bir tek insanlar sürülmüyor. Hayvanlar, ağaçlar hepsi yakılıyor, yıkılıyor. Bütün bunların bir bedeli var. O bedeli de tüm dünya ödeyecek. Dördüncü bölüm sokağa düşenler, aileye katılanlar, köpek merkezli bir şehir analizi. Burada köpeklerin yani bir hevesle alınıp sonra sokağa bırakılması ve bunun dışındaki şeyler, hatta birkaç gazeteden de bir küpür vardı, bir Konya gazetesiydi galiba. Plakalı plakasız köpekler deyip köpekleri
düşmanlaştıran bir haberden alıntı yapmışsın. Beşinci bölüm müşterek zarar, kamusal fayda, fenli ormancılığın keçilerle imtihanı. Bu da işte keçiler ormana zarar veriyor, keçileri yok edelim mantığına bürünen insanın bir yolculuğunu anlatıyor kitap. Altıncı bölüm taban hareketleri, motor sesleri. Burada solucanlara giriyoruz. Solucanların aslında toprağa ne denli faydalı olduğunu, hatta bir örnek vermişsin, çiftçiler bilir demişsin orada da. Traktörün geçtiği bir topraktan 2-3 sene ürün alınamıyor çünkü solucan çalışamıyor orada. Ve en son bölüme geliyoruz. Sonra da bu da konuşacağımız bölüm zaten. Kızgınlık, endişe, umut. Demişsin ki kızgınlık bastırılması gereken bir şey gibi görülüyor ama üstüne iyi düşünülmüş, siyasi bir dile tercüme edilmiş ve toplumsallaştırılmış, zayıfı güçlendirme potansiyeli olan kızgınlıklara, hatta öfkeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum demişsin. Burada artık son bölüme geçelim yavaştan istersen seninle Ozan. Evet. Niye kızgınsın, niye endişelisin ve umut etmek için ne gibi yollar var önümüzde? Evet, yani bütün kitap dediğim gibi o şey, yani iktidarın yaptıkları talan, yağma hikayeleriyle dolu bu arada. Yani hayvanların hafızaları, insanların tüfekleriyle, topraklarını çalmasıyla, yani bir katliam hikayesiyle dolu. Bu aynı zamanda pek çok grubun mülksüzleştirilmesi, topraklarının talan edilmesi anlamına gelmiş. Bu bazen milliyetçilik adı altında, bazen kalkınma, ilerleme adı altında olmuş. İşte bazen savaşlarla vesaire olmuş. Yani bütün bu coğrafyayı anlatırken bir de kendi yaşadığım hayat seyriyle ilgili kızgınlık hissetmemek mümkün değil. Yani hem Türkiye'de Türkiye'li bir, yani Türkiye vatandaşı olarak yaşadıklarımız, gördüklerimiz, hem bütün bu tarihle bir daha yüzleşmek. Şimdi yeni bir akım var. Böyle hani kızgın olmadan konuşmak, o kızgınlığı bastırmak, biraz daha terapi diline yakın, yani kızgınlıkla yüzleşip kızgın olmadan hayata devam etmek. Faydalarını görüyorum. Kızgınlığın tek başına zaten zararlı olabileceğini de farkındayım. Fakat yani pek çok şiddet mağduruyla konuşurken, onlarla tartışırken, yani hafızayı canlı tutan bir tarafı da var kızgınlığın. Yani bu terapiyle bastırılması, yok edilmesi gereken bir şey değildir belki gibi bir noktaya geldim açıkçası. Çünkü grupları bir arada tutabilen ve asla unutmamamız gereken, yani hani o mağduriyetin aynı zamanda bir de failleri var. Yani o suçu işleyenler, bu katliamları yapan insanlar, bunları unutmamak ve bunların bunlara karşı mücadele etmek için hangi duygu setlerine ihtiyacımız var? Bence kızgınlık bunlardan bir tanesi. Kızgın olmalıyız çünkü dünyayı elimizden alıyorlar. Kızgın olmalıyız çünkü işte gelecek neslin yaşayabileceği bir dünya bırakamıyoruz. Kendime de kızgınım bu arada. Kızgın olmalıyız çünkü pek çok insanın sömürülmesiyle bugünkü hayatları sürdürebiliyoruz. Yani bunlara karşı kızgınlık hissetmemek ne demek? Asıl benim sorum bu. Peki endişe kısmına gelelim o zaman. Endişeli olma halinden bahset biraz da. Endişe, ya bu da yani kitapta şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Yani bütün bu meseleleri anlatırken duygularla birleştirerek, yani hani hangi duygu seti bütün bu anlam dünyasını yaratıyor ya da bütün bu olanlar karşısında biz neler hissediyoruz? Bir tanesi dediğim gibi kızgınlık, diğeri endişe. Ya çok zor endişeyi tarif etmek. Gene kendi kişisel hayat seyrimle ilişkisi var. İşte Türkiye'den kopmuş olmak, başka bir yerde tutunmaya çalışmak. Yani pek çok anlamda. Yani iş meseleleri, zaten güvencesizliğin içinde var olmak vesaire. Yani kendi hayat seyrimden çok farklı değil ama daha farklı bir ölçekte de endişeliyim. Çünkü bugün yapılanlara baktığımızda hani böyle bir çok ciddi bir iklim krizinin sonuçlarıyla ilgili bir sürü senaryo var. Yaşam zincirinin altında kalan varlıklar ölüyor. Eskiden mesela aslanlar, kaplanlar, fillerin sayısı azalırdı. Şimdi böceklerin sayısı azalıyor. Omurgasız varlıkların sayısı hızla azalıyor ve bu yaşamın kitlesel olarak çökebileceği bazı alanları ortaya çıkartıyor. Bunlar karşısında endişeliyim. Ama endişemin bir sebebi daha var. O da kurumsal anlamda bunlara ne kadar hazırlıklıyız. Yani hala eski model. Ya pek çok insan zaten umurunda değil. Senin de dediğin gibi en başta bunlar böyle yeşil, sev, doğayı koru falan birkaç tane marjinal insanın işi olarak görülüyor. Buna dikkat ediyormuş gibi gözüken grupların önemli bir bölümü de işte şirketlerle beraber bunu nasıl çözeriz? Devlete gidelim, devlete derdimizi anlatalım falan gibi. Aslında çok değiştirmekten ziyade statükoyu başka türlü muhafaza etmeye yönelik bir takım hamlelerin içinde kurumlar da bir iş yapmaya çalıştıkları zaman yalandan işler yapıyor diyeceğim. Yani bunu böyle biraz amiyane tabirle kullanıyorum ama işte belediyelerin mesela
iklim krizine hazırlık projelerine biraz yakından baktığında yani hiçbir şeyi değiştirmeyecek bir takım hamleler yapılıyor. Ya da işte vaatler veriliyor. Devletler şu kadar karbon emisyonunu azaltacağım diyor. Yaptıkları ya bu vaatlere hiç uymuyorlar, yalan söylüyorlar. Ya da bir başka ülkedeki karbon emisyonlarını arttırıp sonra oradan ürünleri ithal ederek sanki kendi karbon emisyonlarını azaltmış gibi yapabiliyorlar. Yani hakikaten son derece yozlaşmış bir siyasi sistemin içindeyiz pek çok anlamda. Bu da bende endişe yaratan üçüncü sistem. Yani bir kişisel olan, ikincisi bu yapısal kurumsal kurumların buna hiç hazır olmaması ve yalan söyleyebilecek konumda olmaları. Yani bir üçüncüsü de yaşadığımız dünyanın zaten bir krize gebe olması. Şimdi Umut'a geleceğim. Bir şey düşündüm sen konuşurken. Sen kitapta kızgınlık, yanlış, umut diye sıralamışsın ya. Sanki şeyi de düşündüm. Bilmiyorum. Haksızsam da düzeltirsin. Sen bunları öğrenirken akademisyen olarak önce kızgınlık hissettin. Ardından endişe geldi. Ya kızdım. Bir şey değişmiyor, endişe. Ama sonra da umut. Yani bu bir izlek gibi aslında. Kızdım, endişelendim ve umut etmek için de aslında bir şeyler var gibi gördüm. Umut kısmına gelelim. Umut için elimizde neler var? Ne yapabiliriz? Ondan önce ya şu dediğine dair ya keşke öyle olsaydı dedim bu arada yani çünkü en sonunda umutla bitecekmiş gibi hikaye öyle olmuyor. Yani seninkinde de öyle değildir bence. Bunlar hep böyle biri oluyor ardından diğeri oluyor sonra tekrar diğeri geliyor. Bu anlara bağlı olaylara bağlı sürekli salınım halinde. Başka duygular da var tabii ki ama bir oradasın bir buradasın bazen endişenin yanında kızgınlık hissediyorsun bir umuda kapılıyorsun her şey çok iyi olacak diye zannediyorsun sonra tak diye bunlar yıkılıyor falan ve bu da bir dengesizlik yaratıyor yani böyle sabit bir ruh halinde değilim işin açıkçası. Umut dediğimi çok ince bir şekilde tarif etmeye çalıştım. Yani ne kadar güzel şeyler oluyor hayatta, hepimiz kurtulmak üzereyiz, merak etmeyin gibi bir tonla bitmiyor kitap işin açıkçası. Umuttan kastım her şeyin daha iyi olacağını varsaymak değil, her şeyin değişmeye mahkum olduğunu bilmek. Daha böyle bir ayrım yapıyorum. Her şey değişiyor, her şey değişmek zorunda. Yani bugünkü sistemler, bankacılık, yani bugün bizim sabit aldığımız ne varsa, aileden millete ne varsa çok yakın zamanlı kurgular aslında. Yani biz sosyal bilimlerde zaten birinci sınıflara uzun uzun bunu anlatarak başlıyoruz. Yani size son derece normal gelen, değişmez gelen, hakikat gözüken ne varsa bunlar bayağı hızla değişebiliyor. Hız dediğim birkaç yüz sene içinde hiç aklı hayale gelmeyecek şekilde değişebiliyor. Eskiden bir feodal beyin idaresi altından kaçmak mesela hayal edilemeyen bir şeydi. Ya da hani dini yapıların dışında bir hayat sürebilmek hayal edilemeyen bir şeydi. Şimdi bayağı olabildi bunlar. Kadınların oy kullanması, seçilebilmesi bunlar hayal edilemeyen şeyler de oldular. Bugün de bizim hayatımızda bir sürü normal saydığımız şey değişmeye mahkum. Benim umudum daha doğrusu buradan geliyor. Ama şunu da görüyorum. Önümüzdeki vadede daha iyi şeyler olmayabilir. Yani kendi ömrümde daha iyi bir noktada bitiremeyebileceğimizi görüyorum. Bu da bana tabii endişeyle bağlanan bir tarafı var. Zaten kitapta bahsediyorsun endişeden. Azade ve aziz diyorsun. Onlar büyüdüğü zaman iklim değişimi onları nasıl etkileyecek? Bir baba olarak yani çocuklara ebeveyn olarak şok ediyor beni demişsin zaten kitabında. Sonra işte hayvanların ölümü, insanların ölümü hakkında bölüm var. Heidegger'den bahsetmişsin. Hayvanlar aslında ölmüyor. Onlarınki idrak etmedikleri için aslında can veriyorlar. Orada bile bir şey Allah'ta o yıllarda kuruluyor bu mantık yani. Hayvanlar ölmez. Onlar hayatı son bulur. Yani aslında onların başkalaştırılıyorlar aslında insanlar. Şeyi de böyle, toprağı da böyle. Ya da işte Güney Amerika'daki o tırnak içindeki kaşiflerin eziyetleri. Onlar oradaki yerli halkı insandan saymıyorlar artık. Hani o Rahip'in kitabı bende de var. Kılıçları keskin mi diye kolbacak kesiyorlar yani. Bak benimki daha keskin, bak benimki daha keskin. Onları anlatmışsın kitabında. Kitabın aslında bir umutla da bitiyor, bir masalla bitiyor. Yine duramamışsın zaten. Sonra bir masal eklemişsin. Doğmayı reddeden güneş, işte Kral Nemrut, Kızı Zeliha. Onu biraz anlatayım ben. Tabii masal anlatma çok oldu ama çok özet olarak. Çalıştım biraz ama baktım olmayacak. Dedim ki Dinliyorum. uğraşmayayım. Çünkü bir de süre şeyimiz var. Yarım saate geçmesin diyoruz. Sesli okudum. Olacak mı diye. 17 dakika sürdü sesli okumam kitap. Yani masalı okumam sadece. Bayağı Uzun da evet. bir şey. Ama detayın işte Zeliha'ya tapacaksınız. Güneş artık değil sizin yani bereketinizin sembolü diyor Nemrut. Herkes tabii bir şey diyemeyenler Zeliha'ya
güneş gibi davranıyorlar. Güneş de doğmayı reddediyor. Sonra bir yaban çıkıyor. Yaban sonra güneşin peşine giderken bir adaya, bir vadiye, bir ovaya gidiyor. Vadide insanlar var, kaçmış insanlar. Umutlu ama beceremeyen bir kırmızı diye bir oradaki kılavuzuyla beraber gidiyor ve güneşi ikna ediyor. Böyle de bir şekilde umuda bağlamışsın. Bu arada herhalde şeyden görüntü çok şey yaptık. Karanlık oldu değil mi? Gölgeli oldu, evet, karanlık oldu. Şöyle geçtim. Son dakikada şey yaptık. Evet, bunu önceden çözseydim. Ya, ben de öne doğru. Bu program nasıl oldu hiç bilmiyorum. Bak konuştuk ettik ama izleyince anlayacağım. Yani çünkü şimdi gazeteci olarak kafam şey ya böyle. İşte geçen hafta film festivali konuştuk. Neler izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz? Şudur budur budur. Net. Daha önce başka bir şeydi ama akademisyenle konuşunca ve bu konuları konuşunca ne konuşulması lazım, ne konuşuyoruz? Kafamda şey var ama hoş bir şey yani. Yani konfor alanından biraz çıkınca insan hoşuna da gidiyor ya şeyleri konuşmak. Son sözlerini alayım yavaştan. Bilmiyorum, o zaman nasıl bura yaptık ki biliyorum. Son sözlerin nedir? Kitabınla alakalı, bizimle alakalı, dünyayla alakalı. Ne söylemek istersin? Kitap çok şey değil, böyle tek bir konuyu ele alan bir kitap değil. Hakikaten bir sürü yere sıçrayan ve 150 senelik bir kitabı tane göstereyim böyle... ben de. Çok da bir ölmüş bir arının kapakta resmi var. Hatta Kader Çetirtaş arkadaşım, teknik arkadaşım kapağı bir inceledi. Çok güzel kapak olmuş dedi. Hatta şimdi bakarken. Tabii arılardan da bahsediyorsun. Arıların ölümü hep de öyle deniyor ya. Yani. Arılar ölürse biz ölürüz. Hep sanki bizi öldürecek bir şeye kilitlenmiş durumdayız yani. Bizi ne öldürecek ona bakıyoruz. Bu da yanlış bir bakış açısı aslında bakarsan bana göre. Evet, yani bağlı olduğumuz kolektiflerle beraber topluca belli yaşam türlerinin ağlarının yok olmasından bahsetmemiz lazım. Yani çünkü insan öyle tek başına var olabilen bir canlı değil. Hiçbir zamanda öyle olmadı. Bu arada çizimle ilgili hemen bir şey söyleyeceğim. Bende de kitap yanımda. Şey, çok sağ olsun Serpil Odabaşı çizdi. O da şu an Kanada'da, yani rica, minnet vesaire bir sürü şeyden sonra çok da güzel bir çizim, yani illüstrasyon oldu. Kendisine şimdi çok teşekkür ediyorum. Bu çizim mi? Ben bunu fotoğraf diye algıladım. Bak çizim olduğunu sen şimdi söyleyince fark ediyorum. Çizim ne kadar da cahil oldum. Ortaya çıktı bu konularda. Benim de. Şey değil yani, elle çizilmiş değil tabii ki. İllüstrasyon deniyor galiba işte bu. Yani tasarlanmış bir şey. Ama farkındaysan arının içinde böyle Türkiye'nin şiddet tarihine dair bir takım enstantaneler de var. Yani arı, evet, evet. Arının içinde bazı başka canlılar var. Eşek var, tanklar var, askerler var. Yani orada bir hikaye var kapağın içinde. Görmemiştim ama bakacağım, göreceğim artık yani. Çünkü böyle bakıp hemen kitabı çevirdiğim için. Çok teşekkür ediyorum Ozan konuk olduğu için programıma. 7. programımızdı bugün. Gecikmiş bir selamla bitireceğim tabii gene. Çok güzel bunu yapıyorum. Geçen hafta Büfet'i konuk etmiştim. Petra Hozier'i. Biz kaydı salı günü alıyoruz. Bugün de salı günü ama biz cuma günü 30 Ekim'de yayınlayacağız bu programı da. Sonra perşembe günü Instagram sayfasında bir film paylaştı Büfet. Nesime Karateke. Çok sevdiğim bir arkadaşım benim. Belgeselci ve Mersin İletişim mezunu. Hatta onunla biz Bolca'da Film Festivali'nde bir kere daha beraber olmuştuk. O zaman başka filmiyle katılmıştı. Şimdi yeni filmi Roma Bostanı'yla Büfet'te bu sene olacakmış. Onu konuşamadım. İçim yandı yani. Önceden bilseydim onunla bahsederdim diye. Tabii Roma Bostanı'na da buradan selam gönderelim. Sevil Baştürk'e, Rana Söylemez'e, tüm arkadaşlara. Bunun dışında 2 Kasım Pazartesi günü Büfet başlıyor arkadaşlar. Hatta 30 Ekim'de bunun yayınlandığı günde Petra Hozier'in dediğine göre filmler hakkında bilgiler de paylaşılacak demişti, bir aksilik olmazsa. 2 Kasım itibarıyla izleyebilirsiniz Büfet.org sitesinden. Ve tabii programı yapımı sağlayan Kader Çetintaş'a, Nilgün Yardımcı'ya, Kültürhane'ye teşekkür ediyorum. Geçen hafta bahsetmiştim. Kültürhane YouTube sayfası 2200'ü geçti abone sayısı. Abone olun. Şurada, geçen hafta böyle şöyle gösterdim ben. Şey bilmedim için yerini Ozan. Tam öğrendim. Tam şurada işte katıl butonu var. Oradan katıla tıklayabilirsiniz. Ve tabii bitirirken de benim bir mantram var Ozan. Hep onunla bitiriyorum programı. Yine onunla bitireceğim. Caretta'nın mantrası bu. Caretta, ağır ağır ama sebatla, el ile, göz ile, diz ile, bir araya gelince elbet söz ile, sözü söze ekleye ekleye muhabbet ile. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.